Bu adalet ve eşitliği her şeyin başında sağlamak lazım. Yani şimdi birisi fazla ve birisi de vermiyorsun bana. Yani bu verirken de bir izahı da yok. Yani niye, bu eki niye veriyorsun? Enflasyon üstündeki yani demin dediğimiz kriterlere, işte hayat pahalılığına mı veriyorsun? İşte alım gücünün düşmesine mi veriyorsun? Yani bunun da bir gerekçesi de yok. Yani bunun gerekçesi olmadı. Yani biz evet bakın siz enflasyon üzerinde de size şu kadar rakam veriyoruz deyip bunun da bir gerekçesi olmadı. Bunun da gerekçesi yok. Yani bunun da bir gerekçesi olarak bunun masaya yatırılması ve bu bakın şimdi Bankalar Birliği yeni bir şey yayınladı. Yani 1 trilyonu geçmiş bankalara kredi ve kredi kartı borcu. Emeklinin şimdi, mi? Yani emeklinin şimdi 35 milyon kişi bu yararlanan. Şimdi burada bakın bunun %46'sı ihtiyaç kredisi. Hı hı. Bakın yarısı ihtiyaç kredisi. Yani insan yani bir şey almak için almıyor. İhtiyaç yani geçim ve geçimini yani karnını doyurmak için alıyor bakın. Tabii. Bunu ben bunu bir şey daha söyleyeyim. Bu tabii araştırılırsa bunun %90'ı emeklidir. Bu rakamın %90'ı emeklidir. Şimdi %30'u konut, hadi bir şey alıyor, bir şey demiyorum ona. Ve bu şimdi konut emekli nasıl kontrol edecek? İşte TÜİK sağ olsun TOKİ bize konut yapıyordu emeklilerimize. Şimdi şu anda emeklinin artık konut alması mümkün mü? Şu fiyatlarla mümkün değil. Tabii. Yani bu maaşla yani 2500 lira alacak bir de konut alacak mümkün değil. Yani işte %19'u kredi kartı. Kredi kartının çoğuna da yine emeklimiz maalesef yüklenmiş vaziyette. Ve bakın bunlar da takibe düşen alacak rakamları çok düşük. Toplamda 2.6. Hı hı. Yani ödüyor vatandaş bakın bunu da ödüyor yani maaşını bağlamış oraya. Tabii. Ödüyor. Ve bankalar bazen maalesef el koyuyorlar. Hukuk Genel Kurulu bir karar verdi bu konuda. Emekli maaşı. El koyamazsınız dedi. Hı hı. Ama Hukuk Genel Kurulu'nun bu kararına rağmen halen bankalarımız bu aylıkların yani emeklimizin aylığının tamamını el koymaya devam ediyor. Buradan bankaları bir kere daha uyarıyorum. Yani bu uygulamadan bahsetsinler bir Hukuk Genel Kurulu kararı var. Hukuk Genel Kurulu kararı demek kanun demektir. Bu Genel Kurulu kararına göre ve Bankalar Birliği de bu konuda yani yeni bir yasal düzenleme mi isterler? Yani bu konuda yeni bir değişik bir yasal düzenleme mi yapılır? Bu da ayrı bir konu. Haciz ama koymuyorlar şu anda, ama el koyuyorlar. Bloke koyuyorlar. Yani çünkü oradan maaşını alıyor. Maaşının tamamına bakın. Tamamına el koyuyor. Yani ya bu nedir? Neyle geçinecek vatandaş? Yani emeklimiz zaten yani 2500 lira alan sen maaşına tamamen el koydun neyle geçinecek? Kredi almasa çözüm yok. İşte geçinme demin dediğim gibi geçinmesi için şimdi yani kışlık odun yakacağını alacak. Yok şimdi hükümet işte yakacak vermeye başladı. Biz emekliler için de talep ediyoruz. Eğer işte 2500 yani asgari ücretin altındaki emeklilerimiz için de hiç olmazsa bir kömür yardımı gibi doğalgaz yardımı gibi yardımların onlara da yapılmasını talep ediyoruz burada. Çünkü asgari ücret artık açlık sınırı içinde. Açlık sınırı içinde. Çünkü diyor ki emekli sen emeklisin senin maaşın var diyor. O hizmetlerden de yararlanamıyor emeklimiz maalesef. Hı. Yani bunları da bir emeklilerimize bir nebze bir yardım olarak bunların da onlara da verilmesi noktasında gerekli düzenlemelerin yapılmasını da talep ediyoruz. Evet. Çünkü ihtiyacı var. Yani bu kış inanın bir sürü emeklimiz biz yani takip ediyoruz çünkü içindeyiz. Yani yakacağını alamadı. Tabii çok çok zor bir evet. Dönemdeyiz. Hepimiz aileler bir yani bir araya geldi bu kışı geçirmek için. Çünkü yakacağını eve yakacağını koyamadı. Bizim emeklimiz yazdan eski emekli hepsi tedariklidir. Yazdan bu işi yapardı ve alıp kömürünü olsun, odunlu olsun deposuna koyardı ama bu sene maalesef biz takip ediyoruz. Çünkü bizim vasıtamızla da kömür alımı yapıyorlar. Maalesef çok düştü ve alamadı emekli. Çünkü bunu ayıracak yani şu anda bir parası yok. Doğalgaz faturaları tabii, da zaten doğru, zamlar doğru, aldı başına gidiyor. O ayrı bir evet yani işte elektriğe yani daha yeni en tabandaki 50 küsur zam geldi. Yani bu alınan da daha cebe girmeden gitti. Ki önümüzdeki süreçte enflasyon daha da yükseleceği öngörülüyor. Yani bu zaten yani enflasyonu ezilmeyiz diyoruz ama hep enflasyonu eziliyoruz. Çünkü biz onu hep biz burada bu programlarda ispatını da yaptık. İşte alıyoruz. Nedir? Biz gerçekleşmiş enflasyona göre alıyoruz değil mi? Aldık işte 25 şimdi. Yani bu ay Allah muhafaza bir %10 küsür çıkıyor. Bir dahaki ayda çıkarsa 2 ayda bitti. Tamam. 2 ayda bitti. Yani bu nedenle bu sistemin de bakın bu sistemin de enflasyona göre odaklanması yani eğer o arada ayda enflasyon altına düştüyse onu enflasyona o araya tamamlayacak bir sistemin de gelmesi lazım. Yani şimdi mesela işte yaşam maliyeti endeksi yapacağız diyorduk. Biz hep burada söyledik yaşlılar için ayrı bir enflasyon hesabı yapacağız.
Çünkü yaşlının ayrı bir enflasyonu var. Neler harcadığı. Sağlık harcamaları tabii, sağlık, artıyor. Bir kere sağlık ciddi olarak. Gıda harcamaları. Tabii, sağlık evet. Ciddi olarak fazla onlarda. Yani dolayısıyla yani biz işte bu doğrultu içinde bir kere daha Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan rica edelim. Yani bu eşitsizliği giderecek adımları öncelikle ve bu norm ve standart birliğini ortaya koyacak düzenlemeyi ortaya koysunlar. Bu iradeyi ortaya koysunlar ve şu anda mağdur edilen kesim işçi ve Bağkur emeklilerimizi hiç olmazsa o diğer 2,5 önce 2,5'u vererek ama 2,5 da yetmez. Bu rakamı hem tüm emekliler için memurlar da dahil asgari ücret seviyesine çıkartmak için daha önlerinde zaman var. Yani bu ay bitiyor ama bir dahaki ay da var. Bir an evvel bunun da olması gerektiğini iletelim. Ve biz de görüşlerimizi içeren bir raporu Plan ve Bütçe Komisyonu'na da sunduk. Ve bu raporda tabii mesela şimdi 2500 ya yani 1000'di. 1500 yaptı hükümet, 2500 yaptı. Yani demek ki burada bir sakatlık var. Nedir? 5510 sayılı yasa. Ne var bu yasada? Efendim şimdi bir aylık bağlanırken iki kriter var. Bir, güncelliyor sizin primlerinizi. Neye göre? Büyümeye göre ve TÜFE'ye göre. Büyümeye göre güncelleme 2008 öncesi %100 iken bu şimdi %30'a indi 2008. Bakın yasanın kaybı. %100'den %30'a dikkat çekmek istiyorum. Hep aylık bağlama oranı. Biliyorsunuz bir de bununla aylık bağlama oranı çarpılıyor. Yani 7200 günü alırsak işte 2000 öncesi aylık bağlama oranı 69'da seviyesindeyken 2000-2008 arası bu 55'e. Şimdi 2008 sonrası 40'lara indi. Bakın 7200 günde. Bu adaletsizlik çalıştıkça maaşların düşmesine neden oluyor ve bugün 2005 ve bu 2500 alanlar hep yeni emekliler maalesef. Hı. Ve bunların büyük bir kaybı var. Dedik ki burada böyle bu çeşit her sene bunu yapmaktansa bu 5510 sayılı yasanın bu maddesinin değişmesi lazım. Yani bunun kesin çözümü budur. Yoksa işte 2500'e bağlama ve ondan sonra şu anda işte tamamen bu gösteriliyor işçi ve Bağkur emeklilere verilen. Yani 1500'den 2500'e çıkarıldı taban maaş. Evet iyi bir artış var orada. Bu verildi ama diğer emeklilere ya bunun üzerindeki bu 11 milyon emekli ilgilendiriyor bakın. Bu 1600 emekli diğer 11 milyon emekli yani şimdi enflasyon tamam biz enflasyon diyor ama dün TÜİK Başkanı bile diyor ki biz diyor enflasyonu ölçüyoruz diyor. Hayat pahalılığını değil diyor. Bakın bunu TÜİK Başkanı söylüyor. Herkesin enflasyonu farklı diyor. Biz diyor hayat pahalılığını ölçmüyoruz diyor. Yani burada demek ki hayat pahalılığından alacağımız var. Kur farkından alacağı var emeklinin. Bir de alım gücü kaybı var emeklinin. Bunların bu enflasyon farkının üzerine verilmesi lazımdı. İşte memurda bunun takdiri 2,5 yani tabii çok az bu da. Yani %2,5. Evet. Yani %2,5 çok az. Yani bunun belli bir yani insanca bir rakamda belirlenmesi gerekiyordu. Ve biz bunları tabii bunu da ve bunun bakın bir taraftan da şimdi bunu memurların aylık artışı şimdi 5510'u norm ve standart bir şöyle bozdular. Nerede bozdular? Memurları ayırdılar. Kim ayırdı? Önce Anayasa Mahkemesi ayırdı. Eski memur yeni memur ayrımı yaptı. Sonra memurların artışını işçiler gibi 6 aylık enflasyondan çıkartarak toplu sözleşmeye bağladılar. Şimdi eski yasada bir hüküm vardı. Eğer işçi ve Bağkur'la memur arasında bir fark oluşursa o fark yani hangisinde olursa diğerine yansıtılır diye bir hüküm vardı. Biz 5510 çıkarken bu maddenin kalması için çok uğraş verdik ama muvaffak olamadık. Bunun mecliste bu maddenin de eklenmesini çünkü bunun çözüm yeri meclis. Yani mecliste yasa çıkarken işte biz de komisyondaydık dediğim gibi Plan Bütçe Komisyonu'nda. Bunun buraya eklenmesini hiç olmazsa yani bu adaletsizliğin ve bu eşitsizliğin yaratılmamasını söyledik ama orada da başarılı olamadık. Yani şimdi burada bu eşitsizlik yani bakın açlık sınırı biliyorsunuz 4000'i geçti. 4013. Yoksulluk 13.000'i geçti. Ve Sayın TÜİK Başkanı yine TÜİK İŞ'in yaptığı bu çalışmanın da doğru olduğunu ve kendilerinin de bundan sonra bir yaşam maliyeti endeksi yapacaklarını söyledi. TÜİK Başkanı söyledi bunu. Yani demek ki ve TÜİK İŞ'in bugüne kadar pek bu TÜİK İŞ'in şeyi ya şöyle itiraz ediyorlardı. Bu itirazdan çıktı. Yani TÜİK İŞ'in yaptığı bu rakamlar doğru rakamlar. Bunlar insan şu anda
Ya bakın taban maaşlarına şöyle bir göz atalım isterseniz. Yani şimdi 2500 işçi ve Bağkur emeklisinde, memurda da 4000 küsur. Hı. Bakın hepsi yani açlık sınırının altında yani. Tabii. Taban maaşların hepsi altında ve taban maaşından aylık alan ciddi bir rakam var. Yani öyle emeklinin hepsi yüksek bir maaş ama hepsi yani %80'e yakını zaten taban maaşa yakın maaş alıyor. Yani çok ciddi bir düşük maaş var. Ve bunun bu aslında meclise gelen bu yasalar da bunların çözümü bence bir fırsattı. Ama yine bu fırsatı kaçırdık. Hem anayasanın eşitlik ve adalet ilkesine aykırı davrandı mecliste, hem de norm ve standart 5510 sayılı yasanın norm ve standart birliğini bir kere daha ihlal ettik yani. Şimdi dolayısıyla hakikaten çalışanlara, kamu çalışanlarına 2,5 verirken bunun işte işçi ve Bağkur emeklilerine de yansıtılması konusunda bir yasa teklifi gelir mi? Tabii bunu bilemiyoruz ama biz şu anda bekliyoruz. Bazı yine bir düzenleme olabileceğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu bir düzeltme yapabileceği umudundayız. Bunu bekliyoruz. Olmazsa zaten bunun yasal mücadelesinde başlatacağız. Çünkü bu anayasanın hakikaten eşitlik ilkesine aykırı. Bunun tabii bu yani dediğim gibi bu 2,5 yani işte memurlar diyor ki ya biz 2,5 bize çok mu gör değil yani biz bakın açıkça söylüyoruz. 2,5 az yani 2,5'da bir şey olmaz. Biz asgari ücretteki artış kadar artış bekliyorduk. Bu memura da böyle bekliyorduk, işçiye de böyle, bağkurluya da böyle bekliyorduk. Çalışan kamu işçisine de böyle bekliyorduk. Yani dolayısıyla bunun böyle olmamış olması adaletsizliği yani daha da şimdi büyüttü. Yani bakın yani böyle adaletsizliği büyütüyor. Bunun bir an evvel bu asıl 5